Büyüklerden biri anlatıyor. Çok ilginç olduğu için söylüyorum. Efendim mazlum hakkı dedik ya, mazlumun hakkı filan. Hazreti Musa döneminde susuzluk çekiliyor. Uzun yıllar su inmiyor veya az iniyor. Hani bize de su problemi vardı ya. Bazen aslında bütün iklim dengesizliği var. Bütün dünyada kainatın dengesini bozduk. Fesadı insanoğlu yapıyor. Sonra da Allah'ı haşa suçluyor. Yerde ve gökte fesadı insan yapar, Allah da bozar. Allah niye bozar? Allah'ın koyduğu kurallar vardır. Tabiat kuralları falan diyorsunuz ya. Onun adı sünnetullah. Allah'ın koyduğu kural. O sünnetullah'a aykırı hareket edersen bozulursun. Bir insan 20. kattan atlarsa sünnetullah'ın gereği olarak ölür. Ben 25. katta atlayayım da Allah beni korusun. Allah böyle bir şeyi senden istemez. Kurallar var yani. Hz. Musa döneminde İsrailoğulları bir dönem suyla imtihan ediliyor. Susuzlukla imtihan ediliyorlar. Böyle yağmura çıkıyorlar. Elbiseden çıkarıyorlar. Dağların başına çıkıyorlar. Feryat ediyorlar. Yalvarıyorlar. Secdeler ediyorlar. Biliyorsunuz namaz bütün ümmetlerde var. Farklı farklı ama var. Namaz kılıyorlar. Oruç vaat ediyorlar kendilerine göre. Oruç da bütün ümmetlerde vardı. Bütün milletlerde. Din tek olduğuna göre, Allah'tan geldiğine göre. Ya şu iddia son derece çirkin, yalan, yanlış üzerine kurgulanmış bir iddia. Önce batıl dinler vardı. Totemlere tapıyorlardı. Sonra tek din yok. O hikaye, masal o. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti İbrahim, Hazreti Adem'dir. Sapmalar ve saptırmalar tevhid dininden sonra oldu. Arada büyük fark var yani. Peki dağların tepesine çıkıyorlar, dua ediyorlar ama fayda sağlamıyor. Tek damla yağmur yağmıyor istedikleri zaman. Nihayet Hz. Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya vahiy almaya çıktığında diyor ki ya Rabbi suyu kessin bizden diyor. O kadar yalvarıyoruz hep beraber ama buna rağmen tek bir damla yağmur yağmıyor. Niçin böyle? Allah emrediyor. Diyor ki Musa senin ümmetin yalvarmaktan, Allah'a dua etmekten bir kırbaca dönseler. Kırbaca dönmek demek bir gram et kalması vücutlarında, kemik olsalar, mazlumun hakkını yer vermedikçe mazluma zalimler zarar verdikçe ben size su indirmeyeceğim. Önce gidin mazlumun ahını düzeltin, zalimlere hesap sorun, ondan sonra ben size yağmur indiririm diyor. İşte bak, bu evlat anne yetiştiriyor, 9 ay karnında taşıyor, değil mi? 9 ay karnında taşıyor. Zor günlerde onu besliyor, kundaklıyor, derdini çekiyor. Ama evlat evleniyor. Evlendiği hanımın etkisiyle veya etkisi belki olmayabilir. Kimseyi de suçlamayalım bilmeden. Ama anasına selam bile vermiyor. Bu nasıl bir evlat ya? Bu kadın senin düşmanın mı ya? Sen olmazsa sen dünyaya gelmeyeceksin. Allah vesile kılmış seni. Sana bir çay ısmarlayanın bütün hayatın boyunca duacısı oluyorsun. Bana bir çay ısmarlamıştı diyorsun. Bir yemek ısmarlamıştı. Bana bir selam vermişti. Bir gün sıkıntım varken arabamın geçeceği yerdeki camı kaldırmıştır diye. Hayatın boyunca unutmuyorsun. 9 ay seni karnında taşıyan, yani 15-20 yaşına kadar seni besleyen, büyüten, süt veren, ekmek veren, yemek veren insanı unutuyorsun. Bu nasıl bir zihniyet, nasıl bir evlat anlayışı çözmek mümkün değil. İnsaf, insaf, insaf. İnsaf dinin yarısı demişler. Dinin yarısı. İnsafını kaybeden dinin yarısını kaybeder. İnsaf ederken kelebeğe de insaf et, babaya, anneye de insaf et. Hanımına da insaf et, evladına da insaf et. Yoldaki karıncaya da insaf et. Anana da insaf et ama.